Sayın Ercan Kesal'ı sahneye davet ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. İyi bir hafta sonu olsun. Kusura bakmayın gecikme için, İstanbul'dan geliyorum. Yollar epey yağmurlu ve fena. Beklediğim gibi çıkmadı yani, yavaş gelmek zorunda kaldım. Buradan da fuara geçeceğim biliyorsunuz. Buna vesile olduğu için Kadir Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmama vesile olduğu için sağ olun. Arkadaşlar, klibi izlerken konuşmaya da buradan başlayabileceğimi düşündüm. Kuşkusuz istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Vaktiniz var. Sorularınızın hepsine de uzun uzun cevaplar veririm. Niye buradan başlayabilirim? Oyunculukla ilgili bir şey sanki söyleşinin başlangıcı olabilir diye düşündüm. Çünkü bu seçtiğiniz bölümler daha çok Üç Maymun'dan gördüm, ben o değilim vesaire. Ama Üç Maymun benim için önemli. Üç Maymun benim kamerayı ilk gördüğüm set. Uzakta da belki böyle bir girip çıktım ama oyunculuk meselesini, senaryo mevzusunu, sinemayı, kamera arkasını, rejiyi ve daha sonra da post prodüksiyon sürecini ben bu filmle ilk kez anladım, gördüm, deneyimledim. Benim için çok kıymetli bir film o anlamda. Birincisi, ben Üç Maymun'un senaristlerinden biri olarak girdim sinemaya. Yani ben sinemaya senarist olarak girdim, oyuncu olarak girmedim. Ben sinemaya yönetmen olma arzusuyla dahil olmak isterken, kader önüme onun edebiyat tarafından girmeme sebep oldu ya da yol açtı. Ya da öyle bir yer vardı sadece benim için. İyi de olmuş, meğer aslında bütün bunların hepsi edebiyatmış. Edebiyatla ancak olasıymış. Hani şu geliyor ya aklınıza, ya sinema okulundan mezun olduğumuz zaman işte biz de sinemacı olacağız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa zaten bir tane doktoru çağırmazdınız buraya sizle muhabbet etsin diye. Değil mi? Ben doktorum, tıp doktoruyum. Hayatım boyunca ne bir sinema eğitimi aldım, ne kursa gittim, ne workshop yaptım, ne atölyeye katıldım. Bak çok açık söylüyorum. Yani hayatım boyunca bir tek sayfa oyunculukla ilgili kitap okumadım. Yani böyle bir okunacak bir şey olsaydı gidip belki okurdum. Ama eşim okuyor. Eşim çünkü 9 Eylül Güzel Sanatlar Oyunculuk Bölümü mezunu. Onu görüyorum. Onu kütüphanesinde oyunculuk kitapları da görüyorum. Bilmem ne metodu. Şuradan uçarız, buradan kaçarız. Ben bilmiyorum. Böyle bir şeyi de anlamıyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Kuşkusuz çok kıymetli şeyler. Şuna da benzemiyor değil yani. Ben Perigazun'u yazdıktan sonra Perigazun'la ilgili bir eleştiri gördüm. Ya adam Eduardo Galeano gibi yazıyor. Bizim Galeano'muz olmuş bu adam diye bir eleştiri okudum. Galeano kim lan dedim. Gittim. Bütün Galeano'ları topladım. Evet doğru. Yani o Uruguaylı yazarla aynı izleyi takip etmişim. Benzer üsluplarımız varmış. Çok da hoşuma gitti daha sonra. Hep Galeano okudum, alıntıları yaptım. Ama ben Galeano okumadan Perigazun'u yazdım, samimiyetle. Bu yüzden Çekov okumadan, Stanislavski okumadan ben Üç Maymun'da oyunculuk yapmaya başladım. Bu nasıl bir şey peki? Ya hocam Allah vergisi filan. Tam öyle değil yani. Bu başka bir şey bence ve bununla ilgili söyleyeceklerim var elbette. Bir kere ben zaten o zamana kadar, yani 47 yaşındaydım çocuklar, bu siz bunu seyrettiniz. Dediğiniz sahnede ben, Üç Maymun'da telefonla konuşuyor ya bir, o adam işte, o müteahhit, servet karakteri de 47 yaşındaydım. Ve o zamana kadar uzun yıllar hekimlik yapmış birisiydim. Yazılar yazmış birisiydim. Profesyonelce de yazmaya çalışan bazı yazıları, şiirleri yayınlanmış da birisiydim. Bir hastane kurmuştum. Boşanmıştım bu arada. Çocuğum yoktu ama ikinci evliliğim için hiç de niyetim yoktu. Öyle duruyordum oralarda. İstanbul'da yaşıyordum. Beyoğlu'ndaydım. Evim Ataşehir'deydi filan. Yani bir yıl Fransa'da yaşamıştım. Dönmüştüm filan. Böyle bir deneyimlemekten çekinmediğim bir hayatım vardı. Ve yüzlerce, binlerce hasta hikayesi birikmişti bende. Üç
Üç maymunla ilgili de bu adam seçimleri kaybetmiş bir iktidar arayışında olan bir adam bu, müteahhit. Ben de o sırada 2001-2002-2003 yılları sırasında Beyoğlu'nda hastane kurmuşum. Çok yer, yurt sahibi, güç sahibi olmak da isteyen bir adamım ya. Çok da çevresinde iyi tanınan, bilinen, işte hayırsever, düzgün bir adam olarak da bir isim var ortalık yerde. Bir süre sonra sana gaz verirler bu tür durumlarda. Hocam, belediye başkanımız ol filan yaparlar. Siz de ona inanırsınız. Çok hoşunuza gider. Çünkü içinizde bitmeyen bir hırs, bitmeyen bir iktidar durur bir yerlerde. Çok okşanırsınız böyle ve yola çıkarsınız. Ben de o sırada Beyoğlu'na belediye başkanı olmaya kalkışmıştım. Adayı göstermediler beni. Aday adaylığı hevesiyle kaldım. Fakat o üç yıl içerisinde o kadar tuhaf, acayip şeyler yaşadım ki. Bunları anlatıp duruyordum ben Nürbilge'ye. Onların da bir sinopsisi varmış kafalarında. Biraz böyle Yılmaz Güney'in babasına da benziyor. Birisi var, birini öldürmüş. Yerine birisini cezaevine gönderecek. Bir kefaret hikayesi falan. Bu benim hikayeyle bu mevzuyu filan biz böyle bir methettik filan. Nuri Bilge ve eşi Ebru Ceylan zaten bir sinopsis bitirmişler. Onun üzerine tretman ve senaryo derken, senaryoyu gördüm ben orada. Senaryo nasıl yazılır, nasıl yapılır? Her seferinde dönüp kendi hikayene bakıyorsun. Senaryo aslında buymuş. Yani hikaye yazmaktan, novella ya da şiir yazmaktan, roman oluşturmaktan çok da farklı değilmiş. Kendine ait bir matematiği var eyvallah ama benzer şeyler. Yani kendi yaşadığın şeyleri başkası yaşamış gibi, başkasının yaşadığı şeyleri de kendi yaşadığın gibi bir şey yapıyorsun. Tamam mı? Kurmaca yani. Uyduruyorsun. O öyle olsa o da olur. Ay Allah ya bir dakika ona oğlu olmasın, kızı olsun. Doğru lan iki tane oğlu olsun, biri ölsün filan diyorsun yani. Bir şey yok bunda. Evvel Zaman kitabını okudunuz mu? Benim iletişim yayınlarına çıkan Bir Zamanlar Anadolu'da filminin güncesi. Orada bu hikayeyi çok daha detaylı uzun uzun anlatırım. Çünkü günce çünkü. Her gün yazdım. Bir Zamanlar Anadolu'da filminin nasıl konuşmaya başladığımızı, hikaye nasıl ilerlediğini, sette neler geldiğini başımıza hepsini yazdım. Üç Maymun'dan devam ediyorum. Üç Maymun senaryosu bitti. Oyuncu seçimleri yapılıyor. Tabii ki yönetmenin kendi iradesi. Benim hiç oyunculukla ilgili ne bir hevesim var, ne niyetim var, ne de ismim geçiyor. Öyle mevzu yok. Senaryo bitti. Ben çok mutluyum. Üç Maymun'un senaristlerinden biri olduk. Adı o sırada Hayaller. Üç Maymun değil. Hayallerin senaryosunu yazdık, bitirdik. Çok iyi. Oyuncu seçiyoruz. Erkeklerden birini arıyor. Şoför. Yavuz Bingöl'ü seyretmiş. Hatırında kalmış yönetmenin. Bir filmde görmüş. Çok mahzun bir yüzü var. Bir onu yapalım Eyüp filan diyor. İyi. Oyuncular geliyor gidiyor, kadın, erkek. Ben de Uzak filmindeki o ev var ya çocuklar, Uzak filmindeki mekanda yapıyoruz o işleri. Ben de eve gidiyorum her gün Ürgüp Apartmanı'na, Cihangir'de. Nürbilge kamerayla çıkıyor, bir el kamerası var. Sonra da seyrediyoruz, bakıyoruz. Ha bu yok ya filan. Ya da ulan çok iyi filan. Böyle şeyler. Oyuncu seçimi dediğiniz nedir audition? Elinizdeki metni veriyorsunuz, bunu bize göster. Haksızlık tabii oyuncuya. O arada tabii şoför rolü için birileri gelince bir tanesi de müteahhit rolüne geçmesi lazım ki adama replik versin. Ben de müteahhit gibi oluyorum. Bazen de müteahhit birileri geliyor, ben şoför oluyorum. Senin seçtiğimiz rol. Replik yani yürüsün şey hikaye. Bir ara Nuri Bilge kamerayı bana doğru çevirdi. Yani normalde adamları çeken adam beni çekmeye başladı. Tepeden çekiyor. Bir dakika kafayı kaldırsana falan diyor. Kafayı kaldırıyor. Yüzümüz. Lan patronu oynasana sen dedi. Tamam. Benim oyunculuğum böyle başladı çocuk. Diyeceksiniz ki abi bu nasıl bir şey yani? Böyle mi oluyor oyuncu? Böyle oluyor. Böyle olmasının boş bir şey yok ama. Background'u yok. Böyle olmasının bir sebebi var. Yönetmene bunu söyleten bir şey var. Yani yönetmenin inanması lazım ki size, sizi setsin. Türkiye'de torpille yapılamayacak tek iş sinema oyunculuğudur biliyor musunuz? Türkiye'de torpille her şey olursunuz. Müdür, Müslüm. Neyse girmeyelim oralara. Türkiye'de her şey olursunuz torpille. Ama oyuncu olamazsınız. Yani babamın oğlu gelse ben kameranın önünde onu sevmesem niye oynatayım? Deli miyim yani? Yapar mıyım böyle bir şey? Kendi filmimde karımı oynatmamak için hadi öyle söyleyelim. 50 tane takla attım ama sonra inandırdı evet ya filan.
Nazan Kesal olabilir buna diye düşündüm. O kadar çok seçenek geçti kafamdan ki karım isyan etti bana haklı olarak. Yani o çok iyi bir oyuncu. Para yapmaya kalkışmadım. O değişim için gelen her oyuncu beni seçecek mi Nuri Bilge? Oynayacak mıyım? Kanda yürüyecek miyim diye adamı zaten canına okuyor. Adam zaten kendinden vazgeçiyor. Kendinizden vazgeçtiğiniz, rol yaptığınız her yerde kaybedersiniz. Hayat gibi. Hayatta da rol yaptığınız zaman kaybedersiniz. Fark edilirsiniz. Mış gibi yapmayacaksınız. Mış gibi de yaşamayacaksınız. Samimiyet. Elinizde bundan başka hiçbir silah. Bundan emin olun. Samimiyet. Eğer audition yapmak zorunda kalırsanız kameranın önünde ve aklınıza bir şey gelmiyorsa bir tek şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yapmayın. Öyle bakın. Öyle bakın. Oyna dese de ya of hocam filan deyin. Durun öyle. Bir şey olmaz merak etmeyin. Oynamaya çalışmayın. Rol yapmaya çalışmayın. Oymuş gibi davranmaya çalışmayın. Buradan şuna geçebilirim. Burada seyrettiğiniz karakterlerin hepsi ayrı insanlar gibi. Daha doğrusu ayrı karakterler. Demiryolu işçisi, patron, muhtar, ne bileyim. Hastane paspasçısı. Neyse işte. Bunların hepsi aslında bir kişi. Ercan Kesal. Kendinizden vazgeçmeyin derken kastettiğim tam olarak bu. Diyeceksiniz ki abi sen muhtar mısın? Doktorsun. Sen demiryolu işçisi değilsin. Sen o sahtekar patron da değilsin. Ya da neyse paspas yapmadın sen hiç hayatında hastanede. Nasıl olacak peki? Ya da sen İdris Koçovalı'yı gördüm bir ara. Yani sen hayata silah aldın mı eline? Birilerini vurdun mu filan? Kabaday mısın sen? Bütün bunların hepsine evet dersem şaşırır mısınız çocuklar? Ben içimde kabadayılık da, korku da, sahtekarlık da, üç kağıt da, hüzün de, melankoli de, coşku da taşıyan bir insanım. Ben Ercan Kesal. Ben bir tane değilim ki. Bir tane Ercan Kesal diye bir şey olabilir mi? Siz benim eve gittiğim zaman ne yaptım biliyor musunuz peki? Sinema zaten evine döndüğü zaman salonunun kapısının arkasından, odasının kapısının arkasından kilitleyip içeride ne yaptığını bilmediğimiz insanları merak ettiğimiz bir sanattır. Açıkta olan şeyler zaten herkesin kendi maskesiyle yürüdüğü, yaşadığı, uydurduğu, birbirini kandırdığı bir dünyadayız. Başka bir şey mümkün değil zaten. Hepimizin maskeleri var. Ben bir hastane kurucusuyum ve hastanenin patronuyum sözde, değil mi? Oranın yönetim kurulu başkanıyım. Orada herhalde bu ben o değilimdeki paspasçı gibi davrandığımı düşünmüyorsunuz. Ya da ne bileyim İdris Koçovalı gibi davrandığımı düşünmüyorsunuz. Orada işini bir hakkın yapmaya çalışan, düzgün bir iş adamı gibi yaşamaya çalışıyorum, davranmaya çalışıyorum. Çalışan personelimizle öyle bir ilişki kuruyorum. Ben oranın yönetim kurulu başkanıyım. Altındaki adamlarla da başka türlü bir ilişki kuruyorum. İster istemez, istemesen de. Ama evime gittiğim zaman ise başka birisiyim ben, değil mi? Poyraz'ın babasıyım, Nazan'ın eşiyim. Üst kattaki komşunun Doktor Ercan Kesal komşusuyum filan. Başka birisiyim. Memlekete gittiğim zaman anam babam rahmetli olmasaydı anasının kuzusuydum. Babasının bir tane oğlu, doktor oğluydum. Abilerinin meşhur ünlü kardeşiyim şu anda. Bakın ne kadar çok kimlik var. Ve hepsi ayrı. Sorun şu, sizin oyunculuk sırasında bu karaktere ilişkin, senaryodaki karakterin mizacına ilişkin kendi içinizdeki mizacı örtüştürmeniz, onu bulmanız, çıkartmanız. Bunu yapabilmenizin yolu da çok film seyretmek, çok kitap okumak ve çok gözlem yapmaktan geçer. Bu kadar net. Dördüncüsü yok. Vallahi yok. Çok kitap okuyacaksınız, çok film seyredeceksiniz, çok gözlem yapacaksınız. Gerisi kolay, merak etmeyin. Oyunculuk mevzusu böyle. 4 yıllık, 5 yıllık okullarda da okuyabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Yani kötü olmaz, okuyun. Ama oradan çıktığınız zaman oyuncu olacağım diye sakın kendi kendinize hayallere kapılmayın, hayal kırıklığına kapılırsınız. Ya da bu okuldan mezun olduğunuz zaman yönetmen olarak mezun olmayacaksınız. Onu öğrenci yurtlarında kaldım ben. Üniversiteyi tıp fakültesini Ege'de okudum İzmir'de. Bizim o da arkadaşlarımızdan birisi de fen fakültesinin astronomi bölümünden idi Kadir. Kadir 3 ay sonra filan, 4 ay sonra
okuldan astronotun mezunu olmayacağını, astronomi bölümü mezunu olacağını anladı. Adı astronot Kadir kaldı. Öyle. Hala Kadir bizim için astronot Kadir'dir. Çünkü tercih yaparken astronot olacağım diye yapmış. Sizin de sinema okulundan mezun olurken yönetmen mezun olacağım derseniz o astronottan hiçbir farkınız olmaz. Astronot olmayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de şu an sevdiğinizi bildiğim, takip ettiğinizi zannettiğim birçok yönetmenin de hiçbirisi sinema okulu mezunu değil. Bu da ayrıca bir parantez. Nuri Bilge, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi elektronik mezun. Reha Yer'den Boğaziçi tarih mezun. Ne bileyim, benim çok sevdiğim Tayfun Pirselim oğlu, ODTÜ metalürji mezunu. Derviş Zahim, felsefe mezunu Boğaziçi. Yeşim bir başka yer. Bilemiyorum yani. Sinema okulunda Onur Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu onların bir bari. Yani zor. Oyunculuk meselesini geçeyim. Sorularınıza yine cevap veririm. Edebiyat meselesinden mutlaka bahsetmeliyim. Edebiyat çok önemli. Arkadaşlar edebiyat bize, bana daha doğrusu üstelik bir taşra çocuğuyum ben. Bir köyle kasaba arası bir yerde büyüdüm. Hep söylenmişler. Dört çocuk, bir erkek. Dördü de erkek olan bir çiftçi ailenin en küçük çocuğuydum. Vasat okullarda okudum. Yani ilkokul, ortaokul, lise, Avanos ve Nevşehir'de. Sonra bir siyasal deneyimim var Ankara. Sonra diş hekimliği, tıp fakültesi üçüncü okulum. Şunu yaptığımı yıllar sonra fark ettim. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Keşke kendi çocuğuma da bunu bir formülü olsa da anlatabilsem. İnsan hepimiz, yani burada bulunan herkes bir kez doğuyor değil mi? Anasından. Bu bizim elimizde olan bir şey değil üstelik. Yani daha doğrusu bu tercihimiz olan bir şey değil. Yani Hollandalı bir doktor anne babadan da doğabilirdik. Amsterdam'da yaşayabilirdiniz. Bingöl'lü bir çoban ya da okuma yazması olmayan bir annenin çocuğu da olabilirsiniz. Vardır büyük bir ihtimalle. Ben de babası çiftçi, annesi okuma yazması olmayan dört çocuklu bir ailenin çocuğu olarak küçük bir bozkır kasabasında doğdum. Bitti. Abilerim üçü de liseden sonra okumadılar. Birisi ortaokuldan sonra da okumadı. Şoför oldular, hayvancılıkla uğraştılar, besicilik yaptılar, bankacılık yaptılar. Hepsi çok saygın, son derece düzgün ve çok sevdiğim insanlar. Hepsine Allah ömür versin. Ben başka bir yerden gittim, yürüdüm. İyi mi yaptım, kötüye mi yaptım bilemem. Bu benim kendi dünyayla olan ilişkim. Onunla da alt üst olan bir adam. O soruların mutlaka bende cevapları var. Fakat şunu yaptım. Bunu yaptığımı fark ettim. Ben kendimi ikinci kez yeniden doğurdum. Ben tercih ettim o doğumu ama. Yani birincisine müdahale edemediğim şeye ikincisine müdahale ettim. Ben böyle bir yerden, böyle bir şeyi ve böyle bir yere doğru diye yaptım o doğumu. Kendimi bu anlamda yeniden inşa ettim. Buna ilişkin bir bedel varsa da ödedim. Sancı, ağrı, ağıt, yoksunluk, üzüntü, hayal kırıklığı, uykusuzluk, keder, moral bozukluğu. Bütün bunların hepsini yaşadım. Yaşamaya da devam ediyor. Hayat bunlardan başka bir şey değil zaten. Sanat bizi ölüme hazırlayan bir şey. Ve bu hayata tahammül gücü veren bir şey. İyi bir şey bu anlamda. Bu dünyanın verili gerçekliğinin dışında başka bir gerçekliğin de icat edilebileceğini bize armağan eden bir şey. Bu çok kıymetli bir şey çocuklar. Yani olmayan bir şeyi var olanın dışında yeniden icat ediyorsunuz. Ama olanlardan ilham alarak, olanları gözleyerek, gördüklerinizden yeniden yeni bir puzzle oluşturuyorsunuz. Ve bu benzersiz bir şey çıkıyor orada, çıkartıyor. Ve bu sizin bu dünyaya daha cesaretle sahip çıkmanıza yol açıyor. Enteresan bir şekilde. Hem size iyi geliyor, hem sizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Hem yaşama arzunuza dair enteresan şeyler yapıyor. Ölüme dayanma gücü veriyor, ölümü anlama, dünyayı anlamlandırma yolları bağışlıyor. Sonra da yarattığınız dünyaya ilişkin enteresan bir haz veriyor. Ve bunu bir başkasına, başkalarına da gösterme imkanı veriyor. Yazıyorsunuz, birileri okuyor. Yani bir kitap yazıyorsunuz aslında. 1000 kişi okuyor.
1000 tane kitap oluyor. Bir film çekiyorsunuz. 10.000 kişi seyrediyor. 10.000 ayrı film çıkıyor. Tamam mı? Bu çok benzersiz bir şey. Bu çok güçlü bir şey. Ve bunun bir parçası olmak, hem öznesi olmak, hem yaratıcısı, hem onu enteresan bir şekilde bazen önüne ve arkasına geçebilme çok güçlü. Ben filmlerimde buna benzer şeyi çok üst üste yaşadığım için bana çok mucize gelir. Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 1984 yılında benim Anadolu'da bir küçük kasabada doktorken başımdan geçen bir hikaye aslında. Ama yıllar sonra onu senaryolaştırmak, yani bozup düzmek, puzzle'ı yeniden kurmak, sonra gitmek, onun bir çeşit remix yapar gibi yeniden olma halini izlemek, icat etmek yani, ondan bir tane daha yapmak benzersiz bir şey. Yani yönetmenliği bu kadar bence büyüleyici kılan da bu. Yani kameranın arkasında başka bir dünyayı yaratabiliyorsun. Bu çok acayip bir duygudur. Yani onu, sen onu öldür diyorsun, öldürüyor yani, tamam mı? Ya da sen şimdi ölme, yaşa diyorsun falan. Bu çok tuhaf bir şey. Bunun dışında bir de seyirci olarak bütün bunları seyretme imkanına sahipsin. Bu da acayip bir şey. Önünde, arkasında yer almak. Bütün bunlar sinema için böyle, kitap içinde, yani edebiyat içinde böyle. Hatta edebiyat bu yüzden lokomotifi gibi de birçok şey yaratıcı sanat dallarının. Hepsinin içine sızıyor çünkü. Eğer çok sağlam bir senaryonuz yoksa iyi bir film çekemiyorsunuz. Yani dünyanın en şahane yönetmeni de olsanız, acayip aletleri ve oyuncularla da çalışsanız çıkmıyor. Sonuçta öykü geliyor, dayatıyor kendisini. Öykünün içindeki, yani o hikayenin içindeki sinemayı bulup çıkartmanın yolu da şiirden anlamak. Belki o detayların, ayrıntıların adamı olmak. Onu fark edecek bir refleksinizin bileğlenmesi, sezilerinizin güçlenmesi. Bilginin dışında bir şey, bilgelikle ilgili bir şeyin güçlenmesi. Bütün bunları bahşeden işte edebiyat, okumalar, başkalarının çektiği filmler, sizden önceki ustaların yazdıkları ve çektikleri, bütün bunlar çok kıymetli. Sizin en çok ihtiyacınız olan şey bu yüzden sağlam bir külliyat, iyi bir okuma kılavuzu ve sağlam filmler, iyi filmler, iyi ustalar, kutuplar var çünkü. Onlara sürekli atıfta bulunmak durumundasınız. Yargıtay'ın içtihat kararları gibidir onlar. Yasası filan yoktur ama o öyle olduğu için öyle olmuştur ve siz ondan sonra da öyle yaparsınız. İşte Bergman onu öyle çektiği için artık siz mutlaka ona selam göndersiniz. Ya da Tarkovski ya da Kieślowski, neyse. Beni bırakırsanız ben uzun konuşurum. Bir de tutamam kendimi. İsterseniz burada bir yerde bırakayım. Sizin sorularınızla zenginleşsin. Şu ana kadar sabırla dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun çocuklar. Evet, sorularınızı bekliyorum. Evet, bu ironik de bir şey çocuklar. Şu ana kadar yazdığım, içinde yer aldığım senaryoların birçoğu tek gecelik hikaye. Bir zamanlar ona, Üç Maymun için söyleyemem bunu. Üç Maymun'a biraz sonradan entegre olduğum için sadece işin bir parçası oldum. Ama Bir Zamanlar Anadolu'da filmi için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bir klasik bir hikayeydi aslında baştan. Mahdut bir senaryoydu o. Fakat yönetmenin tam olarak içine sinmiyordu galiba ve bir türlü ona vaziyet etmiyorduk. Bay Lazer Özkür'ün Ölümü diye bir film verdi bana seyretmem için. Onu seyrettikten sonra bir gecelik hikayeye karar verdik. Bay Lazer Özkür'ün Ölümü çok iyi bir roman filmidir. Seyredebilirsiniz, internette var. Bir adam hastalanıyor.
ambulans çağırıyor. Birkaç yere başvurduktan sonra sabah kadar da hastane geziyor. Romanya'nın özellikle sosyalizm sonrası, kapitalizmle tanıştığı dönemdeki o aralık, fetret döneminde nasıl bir çöküş, nasıl bir kaos, nasıl bir fetret dönemi yaşadığını anlatan çok enteresan. Bütün Romanya'yı, bütün sistemi, bürokrasiyi, tel tel dökülen o insan ilişkilerini bir gecede izlersiniz. Bizim için de bu bir zaman Anadolu'daki en önemli, en kıymetli şey o geceki yolculuktu. Yani baştan bir Kırmızı Pazartesi hikayesi gibi bütün kasabanın bildiği ama müdahale etmediği bir cinayet, onun üzerinden insan ilişkileri filan derken aslında o bir gecede pekala biz bir arabanın içerisindeki bürokratlar üzerinden bütün bir hayatı tarif edebileceğimizi gördük. Bunu şunu rahatlıkla söyleyebilirim, birçok yazımda da geçer. Bir kum tanesinden bütün bir evrenin tarihini, hafızasını anlatabilirsiniz çocuklar. Bir kum tanesi eğer yeterince incelense, bütün bir dünyanın hafızası orada saklı bekler durur. Sizin onu anlamamış olmanız, görmemeniz, onun olmadan anlamına gelmez. 1000 yaşında bir zeytin ağacı gördüm ben Urla'da. Kim söyleyebilir 1000 yaşındaki bir zeytin ağacının hafızasının benden daha güçlü olmadığını? 60 yıllık ömrümde neyi biriktirmiş olabilirim? Bilmediğimiz için zeytin ağacının neresinde gizli bu? O yüzden diyoruz ki bu ağaç 1000 yaşına gelmiş, yazık. Değil. Koca imparatorluğu görmüş ya. Osmanlı'yı görmüş baştan sona. 600 yıllık. Zeytin ağacı. Bu yüzden kendi şahsi tarihleriniz bile, kendi şahsi tarihiniz başınızdan geçen 30-40-50 yıl bile ülkenizin, yaşadığınız coğrafyanın 30-40-50 yıllık hafızasını taşır içinde, yerleşir, size sirayet eder, ruhunuza siner. Bunu sizin fark etmemiş olmanız olmadığı anlamına gelmez. O yüzden anlar çok kıymetli. O bir gecelik yolculuk, bürokrasinin yolculuğu, Anadolu'daki bürokrasinin nasıl hantal, insan ilişkilerinin nasıl acımasız ve Dostoyevski'den hep alıntı yaparım. En kutsal olanla en bayağı olan arasında nasıl gidip gelme cesareti ve hızına sahip olduğunu o bir gecelik yolculuktan anlayabilirsiniz. Bir kez de böyle bakmayı deneyin. Bir minibüse binin ve yanınızdakileri bir de bu benim anlattıklarım üzerinden yeniden gözlemlemeyi deneyin. Kulaklarınızı ve gözlerinizi kapatmadan. Bakın nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Çok zor bir değil. 2030, 2040, 2050 yıllarında Türkiye nasıl bir ülkeydi yahu diye bir soru sorulma ihtimali varsa eğer bundan 40-50 yıl sonra sadece dün gece herhangi bir televizyondaki tartışma programından 5 dakikalık bir klip ayırın kenara koyun. Türkiye'nin nasıl yerlerde süründüğünü, nasıl perişan bir ülke olduğunu, entelektüel vasatımızın nasıl yerlerde süründüğünü anlatmak için çok kolay bir yöntem. Bir tartışma programından 4-5 dakikalık bir bölüm alacaksınız. Ben bunları söyleyince kızıyorlar bazen. Dışarıdaki hayatın şiddeti dediğim zaman. Kastettiğim tam olarak bu. Bu yüzden yaşadığınız her an kıymetli. Başınıza gelen şeyler çok kıymetli. Onları yazın, not edin. Onlara ilişkin daha duyarlı, daha açık, sarı, daha şey bakışlı olun. Böyle keskin bakışlara sahip olun. Tamam mı? 24 yaşında bir sıradan hekimin başından geçen bir gecelik yolculuk, eğer iyi film yapılırsa, iyi yönetmenin elinde, iyi senaristler tarafından ve iyi oyuncular tarafından, 21. yüzyılın en etkili 100 filmi arasına girebilir ve girdi. Bir İtalyanı, bir Amerikalı, İngiliz'i niye ilgilendirsin Allah aşkına? Kırıkkale'nin keskin ilçesindeki bir gece sabah kadar süren otopsi yolculuğu. Ne alakası var? Var. Anlattıklarım yüzünden. Çünkü 1890'lı yıllarda Çehov, yıkılmakta olan Çarlık ülkesinin, gelmekte olan 1917 Ekim devriminde izlerini taşıyan 1890'lı yılların Rusyası'nın, Çehov'un Çarlık Rusyası'nın sorgu yargıcı hikayesi bu yüzden
Bir zamanlar Anadolu'daki savcının hikayesinin içine yerleşebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Savcının hikayesi benim başımdan geçen bir hikaye değil. Biz sorgu yargıcı hikayesini aldık, oraya koyduk. Yerleştirdik. Demek ki hayat birbirini tekrar ediyor çoğu zaman. Ve aslında 1890'ların Rusyası'yla 1980'lerin Türkiye'si arasında yaşanan olaylar açısından çok alelacayip bir fark yok. Siz yeter ki o aradaki sinemayı, duyarlılığı, neyin altını çizmeniz gerektiğini çıkartın ve oraya yerleştirin. Ancak öyle yürü. Gecelik meselesi de tam olarak öyle. Bir zaman Anadolu bir gecelik hikaye, anons bir gecelik hikaye. Talat Aydemir'in birkaç kez denediği askeri darbe teşebbüsünün 1963'teki İstanbul şeyi, gerçek bir olay. Gördük, okuduk o kitabı, baktık. Harbiyeli aldanmaz diye bir kitap Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Orada bir bölüm var. Adamlar gidiyorlar gece radyoyu anons yapacaklar, darbe yapmışlar ama anonsu çalışacak adam yok ortalıkta. Bu gerçek bir olay. Bunu aldık ve o geceyi anlattık. Yani bunun ne kadar saçma bir hikaye olduğunu, bunun vatandaşların hiç alakası olmayan mevzu olduğunu. Darbe Mamre'de anlatmak istemedik, başka bir şey söyledik. Bu arada kendi çektiğim film de bir gecelik film oldu, Nasipse Adayız. Bundan sonra inşallah iki gecelik, üç gecelik filmle yazacağız. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederiz üniversitemize geldiğiniz için. Eyvallah. Bu işe aracılık eden topluluğa da çok teşekkür ederiz. Sizi burada görmek mutluluktu gerçekten. Ben meslektaşım sizinle, tıp fakültesi öğretim üyesiyim. Bir çukur severim aynı zamanda. İhlas ayrı. Şimdi merak ettiğim konu şu. Sanatın birçoğu tek kişi. Yani siz kitapta yazdığınız için orada sanatçı tek başına görünüyor. Ressam tek kişilik, şiir yazarsınız tek kişilik, fotoğraf çekersiniz tek kişilik. Ama bir sinema deyince olay biraz karmaşık hale gelmeye başlıyor. Biraz önce Nuri Bilgin sizi seçtiği anı söylüyorsunuz. Şimdi elinde bir iyi bir hikaye var. Tamam, sanata dair çok güzel bir şey var. İyi senaryolaştırılmış, kafasında her şey var. Her şey çok güzel. Ama onu oynayacak oyuncuyu bulmak zorunda. Onu yani kafasındakini sahneye dökebilecek kişiyi bulmak zorunda. O takdirde orada yönetmenin vasfı sanatın biraz daha ötesine de geçiyor. Belki de. Orada olay biraz değişmeye başlıyor. Eğer ki iyi kişiyi bulursa bu sefer o sinerjiyle sinema çok daha büyük bir sanat haline gelmeye başlıyor. Fakat olay sanatçı mı büyük, oyuncu mu büyük, yönetmen mi büyük şeyine gelmeye başlıyor. Büyüklük yok belki aslında ama bir noktada o ön plana çıkmaya başlıyor. Sizin oyunculuk yönünüz bir şekilde hani gerçekten çok kuvvetli. Sizin şeyiniz çok iyi. Hani Çukur'a da gelirsek burada, Çukur'da hani o farklı rantların şeyin devam ediyor. Orada yönetmenin çok fazla önemi olmuyor belki ama o da sanat işi yapıyor sonuçta. Ama orada devleşen siz oluyorsunuz, daha fazla bir sanatçı oluyorsunuz. Bunu nasıl ayırıyorsunuz? Yani yönetmen, sanatçı, yönetmen, oyuncu Anladım. Hangisi daha fazla sanatçıyı sorgulamak istiyorum? Teşekkür ederim. Şunu uyararak cevap vereyim, yani şöyle bir uyarıda bulunarak cevap vereyim. Yani bunu mütevazilik olsun diye söylemiyorum, kesinlikle. Oynadığım bütün rollerdeki başarı yönetmenimdir. Vallahi ve billahi. Yani Üç Maymun'daki adamı, hayatında ilk kez kamera görmüş bir doktoru oynatan Nuri Bilge Ceylan'dır. Muhtar sahnesinin baştan sona başarısı Nuri Bilge Ceylan'a aittir. Kesinlikle böyle. Bu yüzden oyuncu arkadaşlarım beni affetsinler. Ben uçarım, kaçarım, şahane oyuncuyum. Böyle bir şey yok. At sahibine göre Kişner, iyi oyunculuğun sebebi iyi yönetmendir. Kuşkusuz iyi yönetmen de iyi oyuncuya kendini ifade etme özgürlüğü sunan yönetmendir. Benim şansım şu oldu. Ben hakikaten kendilerine doğaçlama, kendi mizacımın sınırlarını zorlayarak başka ilhamlar verebilmeme müsaade eden yönetmenlerle çalıştım.
Ben söz taşıyıcısı olmadım. Samimiyetle söylüyorum. Hayatım önce hiçbir metni, yani önüme konan senaryo metnini ezberlemedim. Okudum. Birebir hiçbir zaman oynamadım. Birebir oynanmaz zaten. Ben buna inanmıyorum. İyi oyuncu zaten senaryoda yazılmayanı da oynayabilen. Senaryoda yazılmayanı yönetmene sunan oyuncudur. Yönetmene kurgu masasında yeni şanslar tanıyan oyuncudur. Çünkü artık eskisi gibi değil, dijital çalışıyoruz. 20, 30, 40, 50 kere çekebiliyoruz. Bu yüzden her seferinde yeniden çok zengin bir alan var. Yani rubato diye belki müzikle tarif edebileceğimiz yürürken enstrümanların dışında başka bir yerde yolculuğunu yapıp geri dönüp müziğin ritmini bozmadan aksine onu zenginleştirecek biçimde oyunculuklar sunabilmek lazım. Bu da enteresan bir şekilde yönetmenle sizin aranızdaki garip bir sinerjidir bu. Anlaşırsınız, o bilirsiniz. Nürbügen'in en azından örnekleyeyim nasıl çalıştığını. Bir kere senaryo, o zahmetli metin oynanacak bu sahne. Senaryoyu bir oynamanızı ister sizden. İkincisi, senaryonun yanına mutlaka notlarda alternatif yazmıştır o metin. O sahnenin alternatifi büyük ihtimalle yazılmıştır. Bir de öyle oynamanızı ister, alternatif oynamanızı ister. Bir de bunun dışında, bu ikisinin dışında sadece kendi içine doğan şekliyle oynamanızı ister. Eğer bir şeyi görmüş ve yakalamışsa da onun peşine düşmeye devam eder. Onu ister. Mesela buradaki et 10 numara lafı senaryoda yoktu. Yani böyle bir şey yazmadım ben. Biz oynamaya başladık, çalışıyoruz. İkinci ya da üçüncü tekrarımız. Zaten bunun totali 5. tekrarda falan bitti yani. Biz öyle uzatmadık da şeyi. Çünkü çok iyi aktı. İyi oyuncular vardı ve bir de filmin ortalarına gelmiştik. Sonuna doğru gelmiştik ve herkes çok şeydi, birbirini tanıyordu artık. Ortam güzeldi. Güzel acıkmıştık. Et de güzeldi. Kırkale'den hakikaten güzel et almışlar. Dalmıştık yani. İyiydi yani ortam. Soba yanıyor falan. Gayet keyfiniz yerinde. Et 10 numara deyince şunu yapabilir normal bir oyuncu standart. Ya Yılmaz tamam ya falan. Hocam ya şey falan deyip o da kestik der. Keser. Nur kesmiyor. Kesmez kolay kolay. Et 10 numara deyince diyemem. Deyip devam ettim ben. Ne yapabilirim yani şimdi. Ondan sonra da sardım. Yani zaten bizim evde buzu yetişir. Zaten kokar der falan deyip durdum. Bu da benim abimin lafıdır yani. İzmir'de bir abim var benim. Abime desen ki, ya abi kuzu et, oğlum bizim evde kuzu etinden başkası yenmez filan der. Ya da anam demiştir büyük bir ihtimalle böyle bir şey. Çünkü ben dedem kasaptı. Yani biz o et meselelerini biliriz. Ve çok konuşulur. Hepinizin hatırasında vardır bu kuzuyla ilgili. Bazıları bunu yemez, kokuyor der. Yok mudur sizin böyle muhabbetleriniz? Vardır. Bu böyle hayat ve onu sürdürmeyi, onu izlemeyi de Nuri seviyor. Sonra hakikaten filmin içerisine oturuyorsa, çocuklar biliyorsunuz bu 150 saat, 200 saate yakın çekiyoruz biz bu filmleri. Oradan 1,5 saat çıkartıyoruz, 2 saat çıkartıyoruz. Yani aslında sizin seyretmediğiniz 148 saat çöp. Atıyoruz onu çöpe. Yani aslında çok acayip bir iş yapıyoruz yani. 150 saat çekiyoruz. Siz onu 2 saatini seyrediyorsunuz yani. 148 saatini atıyoruz çöpe. Evet. Tarafından davet edildiniz. Hepsine mi konuştuk? Ama ben birazcık daha Hekim Ercan Kesal'ı merak ediyorum. Tabii sizin çalıştığınız dönemde, hani aktif olarak daha çok hekim olduğunuz dönemde toplumun hekim algısı çok farklıydı. Şimdi maalesef hani medya olsun, işte artan şiddet olayları olsun, biraz doktora şiddet ya da işte artık çoğu arkadaşlarla konuştuğumuz şey bu, hani ne kadar güzel bir mecbur hizmet yıllarınız olmuş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaçıncı sınıf? Beşinci sınıf. Beş bitmiş, sen doktor evet. Olmuşsun. Var mı başka burada çocuklar tıp okuyor? İyi fena değil diyelim. hekim olduğum için çok şanslıyım. Hekimlik bana verilmiş bir armağan. Dünyaya bir daha gelsem, sinemacı arkadaşlar affetsinler, yine hekim olurdum. Ama sinemayla uğraşan bir hekim olurdum. Hekimlik yapmasaydım sinema yapamazdım. Hekim olmasaydım yayınları yazamazdım.
Hekim olmasaydım oynayamazdım, vallahi. Hekim olmasaydım okuyamazdım, okuma disiplinim olmazdı. Hekimlik hikmetten gelen bir şeydir. Hikmet sahibi olmaktır, hekim olmak. O yüzden doktor lafını ağzından zor duyarsın. Doktorluk başka bir şey, hekimlik başka bir şeydir çünkü. Siz inşallah hekim olursunuz. Ama iyi hekimlik de daha zor bir yolculuk. Yani kuşkusuz iyi bir mimar olmak isteyenler için de aynı şey geçerli. Sinemacı olmak isteyenlere bakın sabahtan beri kitap okuyun, psikolojiyi okuyun, yok efendim film seyredin de. Yani bırak antropoloji eğitimi alın filan diyorum. Çünkü başımdan geçti ve içime çok yaradığı için söylüyorum bunları. Yani hiç kimseye kalkıp da abi sinemayla ilgili sinema üzerinden de şunu yapın filan demiyorum. Hekimlik için de aynı şeyi söyleyebilirim. Benim yaşadığım dönem 1984'te hekim olarak Meclis Hizmet'e gittiğimde sanki bir dönemin de sonuna gelinmişti aslında. Türkiye olarak bir dönemin sonuna gelinmişti. Konuşurken bazen referanslarımın politik olduğunu falan sakın düşünmeyin çocuklar. Ben en az politik referans kullanan insanlardan biriyim. Samimiyetle söylüyorum bunu. Hiçbir ideolojinin, hiçbir mensubu değilim. İçinde yer aldığını düşünmem. Kendimi hiç kısıtlamam. Rahat konuşan bir adamım. 1980 yılı faşist askeri bir darbe yılıdır. Kenan Evren'in yaptığı. Bu böyle. Ülkenin entelektüel besiyerini bozmuştur. Bütün askeri darbeler böyledir zaten. Ülkenin entelektüel besiyerini bozarlar. Onu hayırlı bir şey gibi yaparlar, yaptıklarını söylüyorlar ama değildir. İklim bozuldu Türkiye'de sonra. 1984 yılında da ben darbeden sonra doktor olmuş insanlardan biriyim. Türkiye'deki sağlık ocağı sistemi değişti. Basamak usulü sistem değişti. Nusret Fişek Hoca'nın önerdiği koruyucu hekimlik modeli ortadan kalktı. Tedaviye dayalı hekimlik. Hekimliğin bir çeşit alınır satılır bir mevzunun içinde yer alması önerildi. Hastalara müşteri gibi davranılmaya başlandı. Ürünlere, ilaca, pazarda satılan ürün gibi bakılmaya başlandı. Harcanan ve kazanılan para olarak bakılmaya başlandı. Sağlık bir hak olmasına rağmen hizmete dönüştürüldü. Alınır satılır bir şeydir hizmet. Ama insan doğuştan ölümüne kadar zaten sağlık hakkına sahip olması gereken bir canımdır. Bu hakkımız bizim. Bunun parayla bir ilgisi yok. Sağlık alınırsa adına bir şey olamaz. Hekim bu anlamda tuhaf bir yerde şimdi. Çok sıkıntılı bir yerde. Ülkenin iklimiyle ilgili başımıza gelenler. Bu yüzden performans var. Bu yüzden hasta da tahammülsüz, hekim de tahammülsüz. Bu yüzden şiddet artıyor. Ama sizin yapacağınız şey inatla ve ısrarla hekim kimliğinizden vazgeçmemek. Hastanızı uzun, sabırlı olması gerektiği gibi dinlemek. Hekimlik dinleme sanatı. Bu hikayeler gelip bana yapıştığı için ben bunları yazıyorum. Bunun kıymetini bilin. Hiç kimse size üste para vererek hikaye anlatmaz. Tamam mı? Kendi derdini anlatmaz. Böyle bakın meseleye. Onunla hemhal olun. Hemhal olmayı da bırakın, diğer kam olun. Onun yerine kendinizi koyun. Bu romantik bir şey söylemeyeceğim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben 1987-88 yıllarıydı galiba. 89 da olabilir. Hala da hekimlik yapıyorum. Kimse de yalnız yapıyorum. Yani yalnız derken sağlık ocağına gelen kayıp kaçıyor Ankara'ya. Ulan tayin istiyor. Ben de orada kaldım. İlk eşim de İstanbul'da. Tayin de yapmıyorlar beni. Ben böyle kalmışım orada. Çok kederliyim. Çok efkarlıyım. Günde 100-150 polikliniğim var filan. Gece tek başına çalışıyorum, lojmanda kalıyorum. Diyorum ki, ya Rabbim ben niye buradayım? Yani ben burada nasıl kurtulurum? Burada ölecek miyim ben yani? Yıllar geçmiş, hala oradayım ben. Ben ne zaman sinemayla uğraşacağım? Ben ne zaman karımın yanına gideceğim işte? Ben, ne olacak benim hayatım? Bu mu derken, bunlar çok sorular, haklı sorular. Yani gece yarısı, bir ateşli bir çocuğa beni kaldırdılar. Tamam mı? Sabaha kadar debelendim çocuğun ateşini düşüreceğim. Sabahleyin düştü. Bazen çok inatçı olur çocuk ateşleri. Annesi geldi kucakladı beni. Şimdi bak. Dedim ki ya belki de sadece bu çocuk için burada olmaya değerdi. Belki de bütün yaşadığım, başıma gelenlerin hepsi. Bu gece bu çocuğun ateşini düşürmemle ilgili bir vazifeydi. Bir şeydi yani. Oradaki sebebim buydu benim. Sadece insan bunun için bile hekim olmaya, bu kadar zahmete katlanır diye düşündüm.
Ancak o zaman başınıza gelenlere şükrediyor ve ancak o zaman onlara razı oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Sinemayla ilgili çok kullanılıyor. Twitter'da gördüm ben. Cannes Film Festivali'nde bir zamanlar Anadolu'yu seyrediyoruz. İlk kez seyrediyoruz. Galası var. 2000 kişi, Grand Lumière Tiyatrı, Cannes. Oh, Fransa'nın entelektüelleri, sinemacılar toplanmış. Acayip. Kocaman bir yer. Panteon. Filmin bir yerinde biliyorsunuz Neşet Ertaş, Hacı Taşan'ın aldığı turnamını söyler. Hacı Taşan, keskinli. Ben doktorluk yaptığım yerin Ozan. Yokluk içinde öyle adamcağız. Abla. Eşim yanında dedim ki ya bak gelmişiz dedim şeye Kana. Fransızlara dedim Hacı Emin'in bozluğunu dinletiyoruz. İnsan sadece bunun için bile sinema yapar. İnsan para pul şan şöhret için yapmaz ki zaten. Kalbinde bir şey vardır içine doğan, tamam mı? Bu dünyayla başka bir ilişki kurmuşsundur. Ya bunu birilerine söylemeye ihtiyacı hissedersin. Keskinli Hacı Taşan, yokluk, fakru zaruret, ekmeğe muhtaç öldü mü orada? Öldü. Ama aldı turnam diye bir şey söyledi. Biz bunu 2010 yılında dünyaya dinlettik mi? Dinlettik arkadaşım. Budur işte. İnsan sadece bunun için yapar sinemayı. Bunu yaptığı zaman sinemayla ilgili olan mevzusu da kendince bir yere oturmuş olur. Hekimlik meselesine de böyle bak. İnsan birkaç tane daha ev almak, birkaç arabasını değiştirmek ya da acayip şeyler yaşamak ya da acayip kariyerlerine sahip olmak için hekimlik yapmaz. Şanslısın. Bu şansını sadece sıradan bu söylediğim mevzular için harcama. Zaten 1-0 galip çıkar bütün hekimler sahaya. Ne güzel bir şey. Bunu büyüt, güçlendir. İyi bir hekim olarak. İyi bir insan olmana çok yardımcı olur çünkü iyi bir hekim olmak. Yolun açık olsun. Buyur kızım. Öncelikle çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Ben sizi hayranlıkla takip ediyorum tüm yaptığınız her şeyi. Şu anda çok mutluyum. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Kendi adıma konuşmak gerekirse amatör kısa filmle uğraşmaya çalışıyorum. Ve merak ediyorum aklınızdaki senaryoyu, fikri, senaryoya dökerken ne gibi metotlarınız var? Ne yapıyorsunuz? Bunu daha kolay hale getirebilmek için yollarınız nelerdir? Ve son olarak da çalıştığım için imza gününüze gelemeyeceğim. Çıkışta yanınıza gelmeyi çok isterim. 5 dakikalığına yanınıza gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Cümle içinde aynı anda geçirdin senaryoyu, fikri... Heyecandan biraz... Yok yok, hayır hayır, bu önemli bir şey. İkisi çok ayrı şey olduğu için. Asıl ayırt etmen gereken şey, metnin içindeki fikri bulmak. Sinema senaryoyla değil, daha çok fikirle başlayan bir şey. Fikir, bir şey, bir düşünce. Bana bir olaydan ya da olmamış, hiç duyulmamış bir şeyden bahsetmeye kalkışmayın. Beni... tatmin olmam ondan. Yani beni kandıramazsınız. Çünkü ne olmuş olabilir ki? Üçüncü sayfa haberidir eninde sonunda. Ya da işte olağanüstü bir görkem gibi bir mevzudur, hikayedir. O öyledir de bu böyledir filan. Ama bu öykünün içerisinde bir yerlerde saklı duran bir şey var. Bir fikir, bir olmamış, senden daha öncekilerini fark etmediği bir şey. İşte onu bulup çıkarttığınız zaman seviyorsunuz ve onu bulup çıkarttığınız zaman zaten senaryoya da başlama, iyi bir senaryoyu onun etrafına örme şansınız başlıyor. Bir zamanlar Anadolu'da filminin senaryosu ne olmuş olabilir mesela? Yani ne bir ara niye biz böyle bir buna benzer şeyleri, Kırmızı Pazartesi gibi benzer şeyleri hayatımızda hep görürüz? Yani birilerinin bir şeylerin olduğunu izleriz, olmakta olacağını ve gerçekleşeceğini ama gidip ona müdahale etme cesaretini bulamayız. Onu değiştirme, dönüştürme kudretine sahip değiliz. O hesaplaşmayı yapamayız. Bu garip bir şeydir işte. Yani ve genellikle de bu fikir dediğimiz şey ilk akla gelen şey değildir. Biraz üzerine tefekkür etmek, düşünmekle ortaya çıkan bir şeydir. Mesela Üç Maymun'u seyretmişsinizdir diye söylüyorum. Annesini patronuyla yakalar. Ahmet Rıfat Şüngar. Değil mi? Çocuğun ismi neydi? İsmail. Evet.
içeriden sesler duyar, deliften bakar, acayip bir şey ve yani hiç olacak şey değil. Döner, bıçağı görür orada, mutfakta sallanan bir bıçak var. Ne yapar? İşte normalde üçüncü sayfada şunu yapıyor. Kapıya bir tekme vuruyor, bıçağı alıyor, patrona saldırıyor adama, anasına ya da ona ikisini de öldürüyor ya da birini öldürüyor ya da öldürüyor. Neyse. Evden dışarı ayakkabılarını alıp kaçıyor ya. Bence sinema o. Tamam mı yani? Klişenin dışında bir şey. Yani utancıyla baş edememek. Çünkü daha sonra annesiyle konuşurken de ben seni patronla yakaladım demiyor. O serbest şerefsizi diyor burada mıydı diyor. Sigarası vardı diyor küllükte. Lan desene ben sizi kapının deliğinden gördüm. Yatıyordun sen diyemiyor. Onu dediği zaman arkası gelecek. Ne yapacaksınız? Arkası yani. İşte hayatımız gibi. Kendi ilişkilerimizde de böyledir ya. Ya şimdi şeytan diyor, git şu bölüm başkanına de ki, neyse boşver yakında doçent olacağım ya. Da olabilir ya da ben şu patrona bir, ya ben o patrona değil ya iş güç. Şimdi ne işimiz var bu? Çünkü bir şey söylediğin zaman arkasına bir şey yapmakla mükellefsin ve o yüzden onu ertelersin. İnsan ruhu böyledir. İşte sinema buralarda gezer, bunları bulur. Fikir önemli. Fikir önemli. Anons filminde de anlattığımız hikaye bir gecelik darbe teşebbüsü. Bunu böyle çekersen belgesel olur. Ama filme sen başka bir şey, başka bir fikirle girersen, devam edersen, onun üzerine kurarsan o bir vesile, bahane olur olay. Anons filminin fikri birine eğer kötülük yapmak istiyorsanız onun rızası olmadan iyilik yapmaya kalkışın. Kötülük budur. Birilerinin adına ona rağmen ona iyilik yapmaya kalkışmaktır aslında. Bütün askeri darbeleri yapan, bu o lanetli eylemleri yapanların hepsinin fikriyatı buydu. Bu vatandaşlar anlamıyorlar nasıl yönetileceklerini. Bunlar salak, yine bozdular politika oyununu, beceremediler. Onların iyiliği için biz bir vaziyet edelim. Ondan sonra tekrar biz onları yine şey yapacağız. Darbe bu. O iyilik yaptığını zannediyor ama kötülük yapıyor. Ama o fikri ortaya koyup onun üzerine etrafını örerseniz sinema çıkıyor. Olayın kendisine kaptırırsanız görkemli, belgesel, dokümanter bir mevzu çıkmış oluyor. Popüler işlerin çoğu öyledir. Yani fikirden daha çok görüntülere, resme ve hikayenin karmaşıklığına, spektaküler olmasına filan daha çok önem verilir. Ama belki benim içinde yer aldığım, sevdiğim, sinemanın orada durduğuna inandığım sinema tarzı bu. Daha çok fikrin önünde olduğu, bir fikrin peşine düşünen şey. Evet. Bir süre var ama bilmiyorum çocuklar. Ben şey yapmış olmuyor. İstersen sen söyle. Senaryosunu Mahmut Fazıl'la yazdığınız anons filminde filmi izlerken Monty Python'ların durağan ve uzun bir skecini izliyor gibi hissettim. Bu deadpan humor denilen donuk yüzlü absürt komediyi ülkemizde daha önce görmemiştim. Sanırım yok da. Yine böyle bir komedi türünde bir eserde yer almak istiyor musunuz? Var mı bir plan? Ya da bunu yazarken nasıl bir motivasyon güttünüz? Türkiye'de böyle bir komedi. Kara komediye yatkın Mahmut Fazıl Coşkun tercih etti bunu. Kuşkusuz yönetmeni o. Yozgat Blues'la benzer bir. Onunla akraba bir film aslında. Uzak ihtimal bir nebze başka bir yer. Ama Yozgat Blues'dan sonra yine aynı sularda gezinen ama daha onu da ne derler sağlamlaştıran tarzını bir film oldu. Görüntü yönetmeni tercihi de çok belirleyici. Bulgar görüntü yönetmeni çok yatkın. Sanat yönetimi, bildiğim kadarıyla Son of Saul'un sanat yönetiminden birileri geldiler. Mahmut iyi bir tercih yaptı. Tek gecelik bir dönem filmini çekmek bu anlamda riskli bir iştir. 1963 senesi 22 Mayıs'ında yağmurlu bir İstanbul gecesini çek buyur. Nasıl çekeceksin? Nerede çekeceksin?
nasıl bir yöntem izleyeceksin, para nasıl bulacaksın? Öyle bir sokak yok, öyle bir cadde yok, öyle bir bina yok. Allah'tan İstanbul Radyosu hala eski İstanbul Radyosu'ydu. İçerideki sahnelerin çoğunu orada çektiklerini biliyorum. Bu yüzden doğru bir şey yaptı. Melankolik komedi. Mahmut'la anlaştığımız, sevdiğimiz, üzerine çok konuştuğumuz bir mesele. Kara komedi lafını da biraz aşan bir şey. Nostradamus'da öyle bir film. Hani bunu söyleyebilirim. Kendi çektiğim film de benzer sularda, benzer janr mıdır değildir, o çıktıktan sonra söyleyeceklerdi mutlaka. Ama çok sevdiğim bir şey benim, bu tarz kara komedi. Biraz böyle melankoli tarifini yaparken birkaç yerde örnek verdim. Kıymaya benzetiyorlar. Böyle masanın üstünü temizlersiniz ya, böyle pütürlü bir masanın üstünü ya da sırayı temizlerken tırnağınızın arasına bir tane yonga girer. Böyle ya da bir şey girer ve çok acıdır. Küçücük bir şeydir. Melankoli öyle bir şey aslında. Yani küçük, çok acıtıcı, unutamayacağınız bir şey. Onu siz o zaman komedisi daha güçlü geçiyor. Hümoru daha güçlü geçiyor o zaman. Kurosawa'nın dediği gibi. Çünkü hüzünlü bir hikaye anlatacaksam fonda mutlaka neşeli bir çocuk şarkısı çalarım diyor. Bu önemli bir şey. Hayat gibi. Nasip Sadayız da biraz böyle bir film. İnşallah seyrettikten sonra üzerine konuşuruz. Arkadaşlar, siz seçin. Merhaba. Benim bir sorum olacaktı. Ya ben tiyatro ile ilgileniyorum. Tiyatro oyuncusuyum. O daha 16 yaşındayım. Bu sinema topluluğunda düşündüğüm kadarıyla arkadaşlarım, bu üniversitesini okuduktan sonra ne olacağız? Ya oyuncu olamazsak ne yapacağız? Siz nasıl oldunuz? Yani nasıl karşılaştınız? Birinin aracılığıyla mı yoksa şans eseri mi? Benim düşündüğüm kadarıyla bu oyunculukta %50 şansınız var. Yani şans meselesi gibi geliyor bana. Yani bu yaşımda ben 3 yıl önce başladım tiyatro oyunculuğuna ve kendim için ya da şahsım için ya da halk için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Amatör bir tiyatro grubumuz var. Ben de bu üniversitesini okumak istiyorum, yani oyunculuğun. Bundan sonra ya oyuncu olacaksın ya da bir şey olacak mısın, olmayacak mısın sorusu, yani oyuncu olmak isteyen herkes için de vardır yani. Bunu sormak için bağlı. Zor bir soru. Gene çok geniş bir soru. Konuşmanın tamamı aslında bunlar, bazılarına cevap vermeye çalışan bir konuşma oldu. Tekrar etmek istemiyorum tabii ama şunu bilmeni de isterim. 47 yaşında kamera önüne geçmiş birisi ne soruyorsun bunu sen? Ve 16 yaşındasın. Daha bir 31 yıl falan daha şeyim var en azından. Şaka bir yana mutlaka bir şey vesile olacaktır. Onu çok istemen, arzulaman ve ona dair önüne çıkan şeyleri yaşamaktan çekinmemen lazım. Tamam mı? İlham kapılarınızı kapatmayın. Dünyaya bir kez geliyoruz ve provası yok. Tamam mı? Ve yeryüzü çok neşeli bir yeryüzü. Bakmayın, bu kadar kederin, acının, savaşın, zulmün ortasında hala iyi ki bu dünyadayım dedirtecek bir yeryüzü. Kıymetini bilmek lazım. Çok kitap var, çok film var. Bizden öncekilerin yazdıkları var. Çektikleri var, söyledikleri var. Onlarla olan şeyinizi kaybetmeyin, bağlantınızı. 16 yaşındayım, tiyatroyla uğraşıyorum. Oyuncu olacak mıyım, olamayacak mıyım? Sorular net. Ama bir soru sorarsam seni üzmekten çekiniyorum. En son ne seyrettin film olarak? En son hangi kitabı okudun? Haftada kaç kitap okuyorsun? Bu yıl kaç film seyrettin? En son ne yazdın? 60 yaşındayım çocuklar. Ve hala 4 saat uyuyorum günde.
Hala yazıp okumaya çalışıyorum. Çok üzgünüm. Birçok kitabı okumadan öleceğim. Ve yeterince film çekmeden içimde ukde kalacağım. Hala İngilizce yetersiz olduğu için İngilizce kursuna gidiyorum. Oğlanın matematik ödevleri hariç onları da öğrenmeye çalışıyorum. Hala çok kuşkuluyum yaptığım şeylerden. Yarın Emin Alper'in bir Netflix için mi çekiyor, bir dizi çekiyor. Orada bir doktor rolü oynayacağım ve karıma kramplar gidiyor. Ne yapacağım, becerebilecek miyim? Emine rezil olmayalım. Yani, ama bu arada geçim sorunum yok filan. İyi yönetmenlik mi? İyi insan. Tabii ki iyi insan olmak. Abi birilerini ezelim, öne çıkalım. Kariyer şu basamaklar mı? Kendine saygı mı? Tabii ki kendine saygı. Yaşamaktan, koşmaktan, uğraşmaktan, çabalamaktan çekinmeyeceksiniz. Ama bir yandan da başınıza gelenlere şükredeceksiniz. Nötr ve genel şeyler söylediğimin farkındayım ama özel bir şey söyleyemem. Çünkü özel, sana ait biricik bir hikaye yaşayacaksın. Bütün bunların dışında herkesin kendine ait, sadece kendine ait bir hikayesi var. Hiçbir reçete yok hiçbirimiz için. Ben 47 yaşına kadar sinemaya çok arzulamama rağmen bir tane bir oyuncuyla ikinci evliliğimi yaptım. O beni Nur Bilge Ceylan'la tanıştırdı. Diyeceksin ki abi oyuncularla mı evlen? Bilmiyorum abi istersen oyuncularla evlen. Ama yani öyle bir şeyin sana rast geleceği garantisi de yok. Bana o geldi. Ama Nur Bilge de herhalde ya bu da Nazan'ın sevgilisiymiş. Kıymayalım ona diyecek bir adam değil. Anladın mı? Bir şey oldu ve benimle bir şey yaşadı ve bir şey sinerji oldu. Ona hazır, onu doyuracak ve ona layık olacak bir yolculuktu. Böyle yani ve ben bütün bunları ileride ya 47 yaşında oyuncu olurum, üç mevme çekerim falan diye de yapmadım. Yani üç mevme içinde oluruz falan diye de yapmadım. Üstelik yani 80'li yıllarda politik falan da bir adamdım yani. Dünyayı ve ülkeyi kurtarmak gibi başka bir mevzunun peşindeydim. Ama eninde sonunda derlenip toparlandığı yer kendisine saygısı olan, dünyayla olan meselesine dair bir şeyler söylemiş. Yeryüzü sofrasının has konuklarından biri olmaktan başka bir şey de değil emin olun yani. Yoksa niye gaza basayım geleyim bu saatte sizlerle burada oturayım. Birazdan niye gideyim fuara filan. Yani buradan kendime bir ünşan şöhret peşinde olmadığımı herhalde tahmin ediyorsunuz. İnsan bütün bunları niye yapar? Bir yandan bir şey anlatırken bir yandan da sizin bana ne söylediğinizi sorduğunuzu da merak ediyorum. Merak ediyorum. Oğlum 13 yaşında. Onun başına ne gelecek merak ediyorum. Ülkemi seviyorum. Ülkeme dair, ülkemin fertlerine dair ne söyleyebileceğim onların peşinde. Biraz böyle düşün. Tiyatro olmaz da başka bir şey olur canım. Anlatabiliyor muyum? Çok sağlam. Bir avukat olursun ne bileyim daha sonra. Yeni Zelanda'ya yerleşmeye kalkarsın canım. Olamaz mı yani? Ya da bir tane ne bileyim Sırbistanlı bir sevgilin olur da gidersin Belgrad'da bir şey yaparsın, kafe açarsın. Samimiyetle söylüyorum bunu. Böyle uçuk kaçık bir şey söylemek için söylemiyorum. Hayatın size sunduğu şeylerden kaçınmayın. İlham kapılarınızı kapatmayın. Ne olmuş olabilir ki yani? Ne olabilir ki? Dünya bir tane ve siz biriciksiniz. Çok kıymetlisiniz. Provası yok kardeşim. Keyifle, neşeyle, zevkle, mutlulukla, kendinize saygı duyarak, üreterek, yorgunluktan, acıdan, kederden sakınmadan, yaralanmaktan korkmadan, düşmekten korkmadan yaşayacaksınız. Yarası olanın sesi iyi çıkar, merak etmeyin. Yarası olanın kalbi güzeldir. Yarası olanın hikayesi vardır. Hikayesi olmayan adamlara acı. Artık tutuyoruz burada, öyle. Arkadaşlar son sorumuzu alıp söyleşimizi bitireceğiz. Çünkü Sayın Ercan Kesal'ın... Arkadaşlar saat 2'de bu mevzuyu sürdürmek zorundayım fuarda. Bir soru daha belki alayım ve gideyim. Olur mu? Evet. Senin kitabı imzalayacağım kızım. Teşekkür ederim. Son soruyu sorma görevi bize düştü. Hoş geldiniz tekrar. Harry Gazoz'unu bir radikali kitabı içinde görmüştüm ben. Çok güzel bir şekilde anlatılmıştı. Ben de alma ihtiyacı duydum ve aldım okudum. Tıp hekimi, bir hekimin anlatıları ama bu anlatının içinde felsefe var, edebiyat var, güncel var, siyaset var.
ve çok da şaşırmıştım. Çünkü herkes yazmak ister ama bu sonuca ulaşmaz. Siz, yani söyleşinin buraya kadar dinlediğimizi sizi çok alçak gönüllü de gördüm bu arada. Çünkü bunları yazmak çok büyük bir yetenek istiyor aynı zamanda. Hepimiz yazmak istiyoruz, hepimiz notlar alıyoruz ama bunları bu şekilde bütünleştirmek, bir noktaya getirmek oldukça zor bir iş. Daha da zor olanı bunları yazma fikri. Benim merak ettiğim kısım bu aslında. Bu yazma fikri nereden aklınıza geldi? Evet, çok önemli şeyler görmüşsünüz, kırsalda yaşamışsınız, hekim olmuşsunuz, ailenizin geldiği noktalar önemli. Siyasi mücadele içinde bulunmuşsunuz, okuduğunuzu söylüyorsunuz ama bu yazma fikri en önemli kısmı bu. Bunun bir hikayesi var mı tek gecelik de olsa yaşadığınız bir? Yani Allah verdiyse evet ama bunun da bir ortaya çıkma noktası bu karar sizin. Bu nasıl oldu onu merak ediyorum. Bu da süreçle yazarak gelişen ve tekrarlayarak sürdürülen bir şey. Ortaokulda da yazıyorsunuz, kompozisyon. Lisede de şiir yazıyorsunuz. Üniversitede denemeler yazmaya başlıyorsunuz. Ve onların yayınlanması, bir baskı, bir yerde gözüküyor olması sizi çok mutlu ediyor. Sonra fark ediyorsunuz ki bu içinizdeki tortulardan sizi arındıran da bir şey. Merak ediyorsunuz, hiç tanımadığınız insanlara yazıyorsunuz aslında. Yeri sanki böyle gezegene fırlatmışsınız da onlardan gelecek cevapları da merak ediyorsunuz. Yazmak iyi geliyor. Ama yazmak sadece bir esin, bir ilham. Aklıma üşüşen şeyleri de dökeyim dediğiniz yerde kalan bir iş değil. İşin zanaat kısmı çok kıymetli. Onu fark ettiğiniz zaman okuduklarınız, sizden öncekilerin yazdıklarının üslubu o tarz daha teknik bir biçimde size, sizin ulaşmak istediğiniz, size sirayet eden şeylere dönüşüyor. Çehov gibi yazayım diyorsunuz. Galvan'a ulan amma benziyor diyorsunuz. Bak şunu yapmış ben de öyle yapayım diyorsunuz filan. Kendinizi birilerinin ardılı olarak da görmeye başlıyorsunuz. Sinemada da benzer şeyler var. Herkesin kendi has yönetmeni var işte. Ben Kieslowski gibi çekmek isterim diyorsunuz. Sonra zaten kendinize ait başka bir şey oluşmuş oluyor. Ama yazmak ile ilgili Peri Gazoz'unda yaşadığım deneyim çok tuhaf. Bir zamanlar Anadolu'da filmi bitti, döndük filan. Beni bir televizyona çağırdılar, Habertürk televizyonuna. Bir söyleşi, orada bir gazeteci program yapıyordu. Ertesi gün beni aradı, Radikal'de yazan bir arkadaşımız. Dedi ki, ya abi sen iyi muhabbet ediyorsun, sen bunları yaz dedi. Ve bize yaz dedi Radikal'e. Dedim, vallahi yazamam. Yani köşe yazısı yazmamı istiyor. Becereceğim bir iş değil, rutin çünkü o. Ve güncele mahkum bir iş. Güncel tüketicidir çünkü. Bitirir yani. Ve dedim ben size ama hafta sonu Radikal Ekim'i çok seviyorum. Oraya dedim orta sayfayı bana verin. Ben dedim uzun hikayeler yazayım size. Çünkü vardı bir dağarcığımda. Yazıyordum ben ufak ufak. Fakat şunu öğretti bana o gazetede yazma süreci. 6000 vuruş abi. 6000 vuruş yapacaksın dediler. O nasıl bir şey? İşte böyle bitecek yazı tuşlu aşağıya bilgisayara vurduğun zaman sana söyler o 6300. Onu, ya nasıl yani? Ben bir yazıyorum 12400. Onu dediler 6000'e indireceksin. Ben sözcük ekonomisini orada öğrendim. Yani bu yüzden iyi yazarların iyi gazetecilerden çıktığını falan düşünüyorum hep. İyi gazetecilerin iyi yazar olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü eninde sonunda yaptığın şey en az lafla en çok şeyi anlatmak. Sinemada da vardır o. Bakmayın yani sinemanın 3,5 saat olması onun hızının düşük olduğu anlamına gelmez. Bazen yarım saatlik filme tahammül edemezsiniz. Çok ağırdır. Bazen 3 saatlik film biter ve dersin nasıl bitti. Ama çünkü zaman soyut bir kavramdır yani. Size ait bir şey. Nesnel değil yani. Bu yüzden Peri Gazoz'u tam olarak Radikal'deki hikayeler ard arda biraz da beni eğiterek başlayan hikayelerdi. Sonra şunu fark ettim ki ya ben sürekli metaforlar peşindeyim. Yani birkaç metaforu etrafına bir hikaye kuruyor. Sinemada da onu yaparım çünkü. Senaryo yazarken de onu yapıyorum. Mesela adamın ceket. Ceketi yazarken baktım ki hayatındaki bütün ceketleri yazıyorum. Ya da mühür. Hayatındaki mühürleri yazıyorum aslında bir şey anlatıyorum bu arada. Peri Gazoz'u devam ederken Tanıl aradı. Tanıl'ı ben tanırdım ama muhabbetim yoktu. Abi dedi ne yapacaksın sen bunları? Neydi? Bu dedi bu yazılar ne olacak?
Dedi onlar saçılmasın etrafa. Ben onlara dedi kitap yapayım. Tanıdığın şeydir Bahri Duru. Editörüm de o oldu sağ olsun. Şimdi çok kıymetli, çok özel bir dostumdur. Çok severim. Bütün hikayeyi onlar kurdular. Adını da eşim koydu. Öyle çıktı. Peri Gazoz'u iyi bir kitap. Çok mutluyum. Ondan sonra yazmayı daha disiplinli bir şekilde de sürdürdüm. Çünkü bu disiplinden başka bir şey değil. Yani yoksa sayıklamalar noktasında kalır. Her gün yazmak, çok yazmak ve çok sık değiştirmek ve bununla uğraşmaktan geçen bir şey. Zanaat kısmı çok önemli. İnşallah sinemada da bunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Arkadaşlar, Kadir Hoca'ya tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Thank you.